Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda Hello Kit'imizi tamamlayacağız demiştim ama küçük bir aksilikten dolayı bir tane daha video çekmek zorunda kaldım. Bu videoda bebeğimizi tamamlayacağız ve çalışmamızı bitireceğiz. Orta noktasından, kafa noktasının ilk sıkı iğnesinden itibaren aşağıya 8 sıkı iğne sayıyorum. Ve 8 ile 12. sıkı iğne arasına gözün tekini hemen işleyeceğim. Şimdi şuradan batıyorum. İlk ilmekten, yukarıdaki ilmekten çıkıyorum. Burada gözü şöyle işleyeceğim. Göstermek istiyorum parmağımla. Bunu böyle aşağıya tutacağım. Ve elimle tutacağım. İpliği yukarıya doğru çıkaracağım bakın. Daha sonra da aynı yerden batıp 1, 2, 3, 4. sık iğneden içinden çıkaracağım. Şu şekilde. İpliği bakın tutuyorum. İpliğim altta, iğnem üstte kalmış olacak. Daha sonra bunu buradan yavaşça çekiyorum. Ve tekrar düzelttikten sonra aynı ilmekten batıp yukarıdaki ilmekten çıkıyorum. Şimdi bunu 3 kere tekrar edeceğim. Yani ipliğimi böyle tutacağım. Parmağımla bastıracağım. Bir U şekli vermiş oluyorum aslında. Bu şekilde. Tekrar ilmeğe batıyorum. 4. ilmekten, alttaki ilmekten çıkıyorum. Hala parmağım basılı bakın. İğne üst tarafta kalacak şekilde. İpliğim alt tarafta kalacak şekilde. Bunu buradan yavaşça çekiyorum. Sıkıladıktan sonra tekrar aynı ilmekten batıp yine 8. ilmekten çıkıyorum. Başlangıç noktamda. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Bakın yana doğru yapıyorum. Üstüne değil. Yana doğru. Bir U şekli veriyorum. Üstteki ilmekten batıp alttaki ilmekten çıkıyorum. Elimle tutuyorum bakın. Bu şekilde tamamlıyorum ve batıyorum yine. Gözümü bu şekilde 3 kere bu U şeklini verdikten sonra bitirmiş oluyorum. Geldik bıyık kısmına. Bakın gözünü böylelikle tamamlamış olduk. Bıyık kısmı içinde bu bitiş yerinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 yana sayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bu ilmekten çıkacağım. Bu ilmekten çıkıyorum. Bu benim ilk ilmeğim. Yana doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayacağım. Bir yukarıya batacağım. Tekrar bir alt noktasından çıkıyorum. Ve ilk bıyığımızı burada tamamlamış oluyoruz. Bu yukarıya bir tane doğru şeklinde ilerliyor. İkincisi düz olarak 7 sayacağım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar batacağım. Bir aşağısından tekrar çıkacağım. Bu da aşağıya doğru bakan bir doğru olacak. Yine 7 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir aşağı kaydırıyorum. Ve ipimi alt noktadan çıkartıyorum. Çünkü bu benim kalan ipliğim. Burun kısmında bana lazım olacak. Kesmek istemiyorum. Bu şekilde yanaklarını da tamamlamış olduk. Bunu şurada bırakalım. Hemen burnunu işleyelim. Burnu için bir miktar sarı ip alıyorum. Gözlerin arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne var. Onu söylemeyi unuttum. İki göz arasında 6 sık iğne var. Alt noktadan batıyorum. Gözün iki altından batacağım. Şu şekilde bakalım. 1, 2, 3. Şöyle 4. 4 sık iğneden yapacağım. Ortadaki 4 sık iğneden.
Çıkıyorum. Yine böyle çevirdim kendimi. Yine aynı taktikle yapacağım. Yine 4 sık iğne genişliğinde yapacağım. 1, 2, 3, 4. Tam orta noktada. İlk ilmeğime batacağım. Dördüncüden çıkacağım. Ve gözün aynısını buraya da tekrar edeceğim. Bakın çıktık. Tekrar bir U yapıyorum. Batıyorum. İplik altta, iğne üstte kalıyor. Parmağımla şöyle düzeltiyorum. Daha sonra aynı yerden batıp yine ilk ilmekten çıkıyorum. Bir kez daha tekrar ediyoruz ve bitiriyoruz. Yine bir U yaptım. Ve bu şekilde bitiriyorum. Gördüğünüz gibi burnunun sarı olan kısmı tamamladı. Şimdi üstüne bir sırada siyah gideceğiz. İpimizin kalınlığına, inceliğine göre tabi bu değişir. Şimdi bunu bitirdik. Kenara alalım. Tekrar kesmediğim siyah ipimi takıyorum iğneme. Burnunun kenarına bir sıra yine siyah yapacağım. Yine aynı şekilde yapacağım. Bir U şeklinde veriyorum. Bakın şöyle. Yine ipim altta. Batıyorum, çıkıyorum. Şu şekilde düzgünce bir kenar çizgisi yapıyorum. Hello Kitty modellerinde ağız çalışması olmadığı için onu yapmıyoruz. Bunu da siyah ipimin olduğu yere yürüteyim. Düğümünü atalım ve yüz çalışmasını tamamlayalım. En fazla kısmı keselim. İçeriden kaybedelim. Bakın şöyle tamamlandı. Bu kafa böyle kareye yakın bir kafa. Yuvarlak değil, onu söylemeyi unuttum kafa videosu çekerken. Kareye yakın bir kafa olduğu için şöyle göstereyim. O şekilde doldurumunu yaparsanız modeli bozulmamış olur. Kulağını da dikelim hemen. Kulağını buradaki ilk ilmekten aşağıya doğru takıyorum. Yana doğru. Uçlarını birleştirmedim. Arada bir sık iğne var. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde dikeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne boyunca ayarlamanız gerekiyor. Şöyle dikmek istiyorum. İğnelerseniz zaten rahatlıkla dikebilirsiniz. Yanlışlarınızı da baştan görürsünüz. Hata payınız daha düşük olur. Bu şekilde dikiyorum. Kalan ipimi de yine her zamanki gibi aralardan geçirerek sabitliyorum. Şuradan da aradan
geçirelim, düzeltelim. Bakın, tamamlandı. Geldik. Kurdalesini de dikelim. Onu anlatmıştım zaten yapılışını. Çok basit, herhangi bir kurdale örebilirsiniz. Hazır bile kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Genellikle sol kulağına takılıyor. Bana göre sağ ama sol kulağına takılıyor. Siz ama hangisini isterseniz takabilirsiniz. Şöyle geniş alacağım. İpliğimin ikisinden de geçirmek istiyorum. Böylelikle daha sağlam olacaktır. Şuradan çıkalım. Diğer ipimizi de takalım. Son olarak zaten buradan sonra kolu ve kafa birleşimi kalıyor. Buradan da aynı şekilde sıkılayalım. Ve düğümleyelim. Şöyle Hello Kitty'mizin fiyonku da tamamlandı. Geldik diğer parçasına. Bunu yan tarafa alalım. Eğer kıvrılıyorsa sizinki de benimki gibi kenarlardan şöyle tutturabilirsiniz. Ben galiba tutturacağım çünkü. Şöyle. Şimdi kolunun birini ben diktim. Diğerini de sizinle beraber dikelim. Kolunu yan yana getirdim ve bu şekilde iğne ile birbirini birleştirdim. Daha sonra da hafifçe şöyle sıkıladım. Bakın burası biraz büzük oldu. Ben de öyle olsun istiyorum. Ve hemen bacağının yan çevirdim. Bacağının üst kısmına, orta kısma gelecek kadar ayarladım. Ve ilk ilmeğin hemen altına, ilk sık iğne ile bir ile ikincinin arasına dikeceğim. Şöyle ayarlıyorum. Tam orta noktasından buraya güzelce tutturuyorum. İğnemin arkası biraz kalın olduğu için ilmeklerin arasından zor geçiyor. Şu arkasından da sıkılayıp koltuk altından ipimizi içeride bırakalım ve kaybedelim. Şimdi geldik gövdeyle kafayı birleştirmeye. Şimdi ayarlamam gerekiyor önce. Şu şekilde bir yerleştireceğim. Yanlış olsun istemiyorum. İlmekler arasından gördüğünüz gibi önce iğneliyorum. Böylelikle bir önce kontrol edeceğim. Daha sonra da rahatlıkla dikeceğim.
Bu şekilde bir kontrol edelim. Düzgün mü diye. Düzgün. Bunun kolları hemen kafa bitimine denk geldiği için ilk sıraya diktim ben. O şekilde olması gerekiyor. Modelde o şekilde. Hadi hemen başlayalım dikmeye. Bir yandan bir yandan alarak. Dikeceğim. Bir alttakinden alıyorum. Daha sonra üstteki çıktığım ilmekten batıyorum. Yanındakine kaydırıyorum. Şimdi tekrar alttakine batıyorum. Bir sonrakine batıp çıkıyorum. Hep bir önceki ve bir sonraki, yani bir eski bir yeni ilmekten batarak ben birleştirme işlemini yapıyorum. En son biterken lazım olursa biraz boynuna elyaf doldurabiliriz. Ara ara ipinizi sıkılarsanız bu şekilde dikip tamamlayacağız. Benim de elimde başka bir model olmadığı için bitene kadar dikeceğim. Siz isterseniz videoyu burada tamamlayabilirsiniz. Başka bir şey yapmayacağım. İsterseniz benim gibi bitişi de bekleyebilirsiniz. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bunu birkaç modelimden birleştirerek biraz hayali bir ürün oldu. Bir de Hello Kitty hani bilindik bir oyuncak. O yüzden bitişini açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdilik sevimli gibi gözüküyor ama. Bu şekilde tamamlayalım. Böylelikle aslında benimle beraber bir bebeğin ne kadar sürede tamamlandığını da görmüş oluyorsunuz. Tabii ki benden eliniz daha hızlı olanlarınız vardır. Bundan şüphem yok. Şuraya biraz elyaf doldurup artık kapatıyorum. Boynu sallansın istemiyorum. Sonuçta bu ince bir boyunlu bir bebek bir oyuncak değil. Şöyle kontrol edelim. Tamam. Artık kapatıp bitirelim. Tamamladım. Artık ipimi de kaybediyorum ve bitiriyorum. Bu şekilde fazlalığımızı da keselim. Tamamlayalım. Hadi bakalım. Şöyle bütününü göstermek istiyorum. Hello Kitty'min. Benim açıkçası hoşuma giden bir çalışma oldu. Örmesi oldukça zevkli. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstermek istiyorum.
ayrıntılarını. İstediğiniz renk, istediğiniz marka iplikle örebilirsiniz. Bunun boyutu şöyle söyleyeyim. 25 santim civarında. Onun ölçüsünü de vereyim. 25 santim civarında koton iplikle örülmüştü zaten. Umarım hoşunuza giden bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.